İnsanlar günah işledi diye üstünü çizmeyin. Temizleyin, yedi beyza olsun. Allah onun üstünü çizmiyor. Siz günaha nişan alın, günahkara değil. Günahkara nişan alırsanız günahkarı günah zannedersiniz. Siz insan kirlendi diye bakın, insan kir oldu diye değil. İnsana kir oldu diye bakanlar insanı fosfetik çukura gönderirler. Ama insan kirlendi diye bakanlar insanı temizleyip kirini fosfetik çukura gönderirler. Siz bebeğinizin altı kirlenince kirli beziyle birlikte çöpe mi atıyorsunuz? Eğer anneniz size böyle yapsaydı yeryüzünde çocuk bebek kalır mıydı? Yani bunun altı kirlendi, at çöpe. Ne yapıyor anneler? Bunun altı kirlendi, kirli bezini at, altını da yıka, mis gibi döndü de öp. Öyle değil mi? Anneler böyle yaparlar. Onun için temizle, tevbe budur işte. Ama şunu da yapma. Ya bu günah bizim günahımız, bu kirli bez bizim bebeğin bezi, bunu koleksiyon yapalım. Yani affedersiniz, bebeklerinin kakalı bezlerini koleksiyon yapan adama ne derler? Böyle bir koleksiyon olabilir mi? Onun için hayır, günaha sahip çıkmamak lazım. Fakat günahkara sahip çıkmak lazım. Onu temizlemek lazım. Kendiniz için de geçerli bu, aynı şey. Onun için insan melek değil. İnsan her an yanılma payı var. Yani bu çerçevede adam öldüren el öyle bir yıkarsınız ki adam dirilten el olur. Asa-yı Musa'nın yanına yedi beyza olur.